Merhabalar sevgili seyirciler. Yine yeni bir Soyuz Şeyler Ekonomisi ile karşınızdayız. Bugün de değerli bir konuk ağırlıyoruz. Türkçe konuşacağız. Tabii soyut şeylerin en önemlilerinden biri sonuç itibariyle Türkçe. Öyle değil mi hocam? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Arada. Evet, Türkolog ve sunucu hocamız Reyhan Çınar. Bir öncelikle genel anlamda bir dili konuşuruz dedim ben. Şimdi Türkçeci bir hocanın karşısında nasıl konuşacağım, nasıl sorular soracağım biraz. Biraz benim açımdan stresli bir program olacak yani bu. Lütfen, evet. Rahat olun. Tekrar hoş geldiniz. Hepimiz dil yanlışları yapıyoruz. Dil hataları, dil kusurları üzerinde de duracağız. Sevgili seyirciler, dil gerek bireysel açıdan, gerekse toplumsal açıdan bir ulus için en önemli dinamiklerden, kültürel dinamiklerden biridir. Bireysel açıdan önemlidir çünkü insan sahip olduğu duygularını, düşüncelerini, hayallerini, tasarılarını, isteklerini sözlü veya yazılı olarak ancak ortaya koyabilir, paylaşabilir. Bireyin çevresindekilerle etkileşiminin vazgeçilmez aracıdır dil. Toplumsal açıdan önemlidir. Çünkü toplumsal düzenin sağlanmasında dilin işlevi çok büyüktür. Dil, insan yaşamının her aşamasında vazgeçilmez bir araçtır. Toplumlar belki binlerce yıldır süzülüp gelen kültürlerini aynı zamanda dil aracılığıyla oluşturabilir, geliştirebilir ve dil aracılığıyla geleceğe aktarabilir. İnsanları birbirine kenetleyen yine en önemli bağ dildir. Ki bu kan bağından bile daha önemli bağdır. Bugün dünyada çeşitli lehçeleri, şiveleri ve ağızlarıyla yaklaşık 250 milyon kişinin Türkçe konuştuğu biliniyor. Türkçe dil toplulukları arasında biyolojik olarak Türk olmayanların bulunma ihtimalinden de söz edilir. Ama bunun gerçekten hiçbir önemi yoktur. Çünkü bu topluluklar kültürel genetikleriyle öz be öz Türktür aslında. Mesela biyolojik olarak Türk olan bir topluluğun konuştuğu dil Türkçe olmasa o toplumda aramızda bir bağ kurmak gerçekten çok zor olur. Her dönemde olduğu ve olabileceği gibi bugün Türkçenin karşı karşıya olduğu birçok sorun da var. Oysa dili doğru kullanmak, bireyler ve toplumlar arasındaki bağın zayıflatılmaması, hatta güçlendirilmesi anlamına gelir. Tersi ise bu bağı zayıflatır. Dil, hep söylenir, canlı bir organizmadır. Zaman içinde değişimler yaşar. Bu değişimlerin de doğru yönde olabilmesi için toplumun dil bilincinin yüksek olması gerekir. Bu da bizi dil eğitiminin ne kadar, gerçekten ne kadar önemli olduğu sonucuna götürür. Dilin hem imlada yani yazıda hem de telaffuzda yani ağızda doğru kullanımı için de eğitim vazgeçilmezdir. Ben çok kısa bir özet geçtim kendimce hocam, Reyhan hocam. Ağzınıza sağlık. Bir de sizden dinleyelim. Genel anlamda dil ve dilin önemi hakkında bize neler söylersin? Siz zaten çok güzel ifade ettiniz Selim Bey. Bahsettiğiniz gibi bir milleti nasıl tarif ederiz? Aralarında dil, inanç ve ideal ortaklığı bulunan insan topluluğudur değil mi? Şimdi onların içinden dili çektiğiniz anda veya dili tahrip edip bozduğunuz anda zaten
o toplulukta ortak bir ideal, hedef ve inanç da kalmaz. Evet. Dolayısıyla millet olma vasfını da kaybeder o toplum. Dilin ortaya çıkışına baktığımızda insan düşünce ve dilin mesela hemen hemen aynı zamanlarda doğduğu yönünde de görüşler var. Şimdi insan diğer mahlukattan ayrılarak düşünüp muhakeme etme kabiliyetine sahip ve zihin sürekli kendiyle söyleşi halinde, zihin sürekli faaliyet halinde üretiyor, düşünüyor ve düşündüklerini karşısındakine aktarmak istiyor, ikna etmek istiyor belki. Aynı zamanda karşısındakinin duygu ve düşüncelerini de öğrenmek istiyor, merak ediyor ve bu yüzden de bu noktada en kolay vasıta da dil olarak, söz olarak ortaya çıkıyor. Sonra dil geliştikçe zihni faaliyetler de gelişiyor. Düşünce ile dil böyle müşterek bir gelişim gösteriyor tarihi sürece baktığımızda, araştırdığımızda. Çünkü insan hem düşüncelerini karşısındakiyle, muhatabıyla paylaşıp hem de onun düşüncelerini iktisap ettikçe bu böyle bir zincirleme gelişim sürecini başlatıyor. Sonra düşünceleri karşısındakine sunar ve onunkileri öğrenirken işte kendi düşüncesine çekmek istiyor, ikna etmek istiyor. Orada da işte sözü daha etkili söyleme çabası ortaya çıkıyor. Çünkü söze hakim olan, daha etkili kullanan, iyi hatip olan ikna gücünü de arttırmış oluyor. İkna kabiliyeti de yükseliyor bununla birlikte. Akabinde söz peki sadece ikna ediyor, iyi bir hatip ama söylediği şeyin manası da önemli değil mi? Mana bir de unsur ortaya çıkıyor. Bununla birlikte bir de estetik boyutu ortaya çıkıyor. Dili kullanıyorsun, konuşuyorsun ama daha güzel nasıl söyleyebilirim? İşin bir de estetik boyutu var. Bununla birlikte de işte şiir doğuyor, edebiyat doğuyor, edebi sanatlar doğuyor vesaire vesaire. Böyle bir gelişim sürecine şahit oluyoruz. İşte burada dili en güzel kullanan, en etkili kullanan, manası da dolu dolu konuşanlar bakıyorsunuz iyi birer hatip oluyor. Şimdi tarihe baktığımızda nice büyük hatiplerin belki de hiç ikna edemeyeceği kitleleri peşinden sürüklediğine şahit oluruz. Ama çok böyle doğru bir yola sevk etmek isterken hitabetindeki noksanlık yüzünden bundan mahrum kalan insanlar da vardır değil mi? Hitabetin, dilin önemi işte bu derece mühim aslında, büyük. Millet olma noktasında da zaten dediğimiz gibi dilimizi, dil konusunda bu kadar belki de aslında bunca yüzyıldır bizim imtihanlar vermemiz, bu kadar tahrif edilmesi, bozulması tesadüf değildir. Yani tesadüf gözüyle bakmak çok saf dillilik olur bana kalırsa. Çünkü dilini bozduğunuzda dediğim gibi millet olma vasfını zaten kaybediyor. Sadece duyguların, düşüncelerin aktarıldığı bir vasıta değil dil. Millet olarak baktığınızda sizin de temas ettiğiniz gibi o milletin bütün bir kültürünü, geleneğini, hayata, insana, kainata bakışını, inancını, bütün milli şuurunu, her şeyini dil vasıtasıyla yeni nesillere aktarıyorsunuz. Şimdi dili tamamen kaybeden bir Türk çocuğu, bir Türk evladı dilini bozduğunuz zaman atalarıyla, geçmişiyle, milli hedefleriyle bütün bağını zaten koparırsınız. O Türk evladının bir Arap evladından, bir Alman, bir İngiliz evladından farkı kalmaz. O milletin, o milletiyle olan bağını tamamen bozmuş olursunuz çünkü, koparmış olursunuz. Evet, bu bağ en önemli bağ. Bunu söyleyebiliyoruz. Yoksa aksi halde tesbihin şeyleri gibi, taneleri gibi darmadağın olur. Yani bireyler toplum olma hüviyetlerini kaybederler doğal olarak. Doğal olarak kaybederler. Çünkü o millet nasıl sevdalanır? Aşık olduğunda hangi sözleri, hangi atasözlerini, deyimleri, benzetmeleri yapar? Neye benzetir sevgiliyi? Sinirlendiğinde hangi ifadelerle sinirlenir? Neye sinirlenir veya? Hepsi o dilin içinde, edebiyatının içinde gizli. Bunları bilmekten mahrum bir çocuğun zaten milletiyle nasıl bir bağ kalabilir? Öyle değil mi? Nasıl bir rabıta kurabilir ki? Herhangi bir milletin çocuğuyla da bir farkı olmaz işte. Bu yüzden kaybederiz. Bunun için kelimeler,
ifadeler, hatta edebi sanatlar, benzetmeler bile çok mühim. Ha, benim atalarım, benim milletim böyle severmiş. Milletinin karakterini devşiriyor çocuk çünkü o sözlerden. Evet. Bütün atanın bütün karakterini, o duruşunu, işte sevgisini de, hüznünü de, acısını da nasıl yaşadığını hepsini o edebi eserlerle, o ifadelerle aslında alıyor, bünyesine dahil ediyor. Doğru. Tabii toplumun evrenle ilişkisi, doğayla ilişkisi, birbiriyle ilişkisi, tüm bunlar da dil vasıtasıyla bize ulaşabiliyor ancak, özellikle yazılı metinlerle ulaşabiliyor. Böyle öğrenebiliyoruz, böyle de tevarüs ediyoruz. Yani gelecek kuşaklara da bu şekilde aktarabiliyoruz. Dil, hani içinde balıkların içinde yaşadığı bir su gibi önemi anlaşılmaz bir unsur gibi görünüyor. Birazcık bir adım dille ilgili kanaatlerimizi, düşüncelerimizi ilerletecek olursak, hani vazgeçilmez ve ontolojik bir olgu olduğunu hemen fark ederiz. Günlük hayatta hani bunu anlayamıyoruz çoğu zaman. Hı hı. Dilin bu şeyin önemini. Biraz Türkçe konuşalım hocam. Şimdi tabii lehçe sayısı az Türkçeden, Çince kadar yok ama şive, ağız, ve ağızlarımız çok zengin. Çok zengin ve çok büyük bir, geniş bir coğrafyaya dağılmış durumda. Tabii bu coğrafyada ister istemez dili etkiliyor, dönüştürüyor. Tabii. Sonuçta bugün İstanbul Türkçesiyle işte Azerbaycan'da konuşulan Türkçe arasında da farklar var. Daha gerilere gittiğimizde veya başka coğrafyalara gittiğimizde artık birbirimizi anlayamaz bir dil kullanımı da söz konusu. Ama birbirimizi anlayamamız o dilin Türkçe olmadığını göstermiyor tabii ki. Elbette. Coğrafyalara göre, toplumların yaşadıkları durumlara göre bir takım değişiklikler gösteriyor haliyle. Anadolu'da da Türkçe herhalde önemli bir değişikliğe uğramış yani. Bunu belki olumsuz tarafları da vardır ama tümüyle bu değişimi olumsuz olarak nitelemek doğru değil. Hele ki İstanbul'da, İstanbul Türkçesinde bir dilin zirvesi diyebileceğimiz bir şey oluşmuş oldu tarih içinde. Biraz dilin, Türkçenin tarihiyle ilgili size neler söylersin hocam? Şimdi Anadolu'ya tabii geldikten sonra elbette coğrafya çok etkiliyor. Sesleri, fonetiği bile çok etkiliyor değil mi? Anadolu'ya geldikten sonra Arapçayla, Farsçayla da haşır neşir olduktan sonra uzun ve ince sesler dilimize giriyor. Şimdi orada mesela şunu ben de eleştiriyorum. Özellikle Selçuklular döneminde ciddi bir Farsça hayranlığı maalesef yaşamış Türk milleti. O derece ki artık medreselerde ilim dili tamamen Farsça olmuş. Aruz'la birlikte divan şairleri tamamen neredeyse sadece yardımcı fiiller bakıyorsunuz Türkçe. Gerisi tamamen Farsça veya Arapça, Farsça ağırlıkta. Onu yapmasalarmış, mesela Yunus'un muhafaza ettiği o muhteşem Türkçeyi koruyabilselermiş, bugüne taşıyabilselermiş, Türkçe dünyanın en zengin dili olurdu, muhteşem bir dil olurdu bugün. Biz orada çok vahim bir hata yapmışız. Hatta akabinde malumunuz Karamanoğlu Mehmet Bey işte meşhur fermanıyla buna bir dur diyor. Yani bundan sonra, şimdiden geri mecliste, bargahta, dergahta, meydanda Türkçeden başka dil konuşulmuyor. Bir isyan ediyor orada ama o da çok fazla istediğimiz neticeyi verememiş. Devam etmiş yine bazı büyük ölçüde şairlerimiz. Bazı şairlerimiz çıkıyor mesela buna tepki veriyor. Aşık Paşalar, Fuzuli'ler, Ali Şirnevai mesela ilk, hatta kendi de yazar onu, gençlik yıllarında o da Farsçaya özeniyor. Farsça şiirler yazıyor işte Aruz'la, fakat sonra fark ediyor bunu. Yani böyle Türkçe gibi muhteşem bir dil varken biz neden Farsça yazıyoruz ve Muhakemetül Lügateyn'i kaleme alıyor. Orada
şunu çok güzel ifade eder. Ben diyor, ben de gençlik yıllarımda Farsçaya özenip Farsça şiirler yazdım ama sonra Türkçenin güzelliğini keşfedince önümde 18 bin alemden büyük bir alem açıldı. Evet, muhteşem bir bahçeye girdim. Buranın korkunç sert dikenleri vardı ama kapısında da ejderhalar vardı ama ben korkmayarak o bahçeye girdim ve o dikenlere tahammül gösterip oradan muhteşem güzellikte çiçekler kopardım ve eşi benzeri olmayan mücevherler, değerli taşlar topladım ve Türkçe yazdım diyor. Ancak diyor genç şairler buna cesaret edemiyor. Farsça onların kolayına geliyor, hazır uzun sesler, ahenkli sesler ve işin kolayına kaçıp kendi dilleriyle yazmak yerine Farsça yazıyorlar. Mesela Fuzuli'de de var aynı tavrı. Fuzuli'de de görürüz. Bir şiirinde şöyle söyler. Ol sebepten Farisi lafz ile çoktur nazm kim? Nazm-ı nazik Türkçe lafz ile iken düşvar olur. Mende tevfik olsa bu düşvarı asan eylerem. Nevbahar ol gaç dikenden bergi gül ısrar olur. Evet diyor Farsça şiir çok. Çünkü Türkçe ile yazmak zor geliyor insanlara ve Farsça ile yazıyorlar ince şiiri. Ama ben gücüm yettiğince diyor Türkçe yazacağım ve Türkçe ile nasıl ki dikenlerin içinden ilkbaharda güller fışkırır, ben de o güzellikte şiirler kaleme alacağım. Ve devrine baktığınızda Fuzuli'nin son derece güzel, yine diğer şairlere nazaran arı bir Türkçesi var. Daha bugünden anlaşılır bir tabii Türkçesi ki var, evet, Fuzuli'nin. Tabii bana hocam, göre de gelmiş geçmiş en büyük şairlerimizden biridir ayrıca Fuzuli. Kabul ediyorum. Tabii biz Anadolu coğrafyasına biraz Farsları falan böyle şey yaparak, oradan bir takım kültürler devşirerek, hatta İslamiyet'i de Farslar üzerinden alarak geldik. Ve Orta Asya'daki devlet yapılanmasıyla bu bölgelerdeki devlet yapılanması, kurumlar, bürokrasi bambaşka olduğu için Selçuklu yeni bir devlet nizamı kurarken ister istemez Fars bürokratlardan istifade etmeyi tercih ettiği için böyle bir sarayda tamamen neredeyse Farsça konuşuluyordu haliyle. Aslında Anadolu'da Osmanlı mesela çok eleştirilir Arapça-Farsça kelimelerin dile girmesi nedeniyle, fazlaca girmesi nedeniyle. Ama Anadolu'da Türkçeyi kurtaran Osmanlı'dır bir şekilde. Yani çünkü onu devlet dili olarak benimsemiştir Osmanlı. Mesela Farsça ya da Arapça'ya itibar evet etmemiştir. Tabii bir imparatorluk dili farklı dillerden kelimeler alıyor. Burada kantarın topuzu kaçmıştır diyebiliriz. Birçok eleştirimiz olabilir ama günün şartları içinde değerlendirmek lazım. Halk diline baktığımızda halk diline de sirayet etmiş. Hani bir Osmanlı dönemi nesri, düz yazısı gerçekten hani okunup anlaşılabilecek mümkün bir değil, metin değildir. Fakat halk diline de seçilerek de olsa Arapça, Farsça kelimeler girmiştir. Bunun bir kısmı estetik nedenlerle herhalde, bir kısmı Türkçe'de karşılığı olmayan kelime bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak girmiştir. Buralarda aslında bir sorun yok. Şöyle ki, bunu ben zaman zaman hatırlarım, Göte'nin çok güzel bir sözü bu. Bir dilin gücü ittiklerinde değil, sindirdiklerindedir diyor. Yani ne kadar Türkçeleştirilebiliyor, eski tabirle ne kadar temellük edilebiliyor. Yani Türkçenin malı haline getirilebiliyor. Tabii ki önemli olan budur diye düşünüyorum. Çok doğru, ben de buna katılıyorum. Az evvel de söylediniz ya, imparatorluk dili. Bir, şimdi hiçbir medeniyet dili zaten arı dil olarak kalamaz. Kabile dilleri kalabilir. Çok küçük diller ancak öz dil olarak kalır. Nihat Sami Banarlı da buna çok güzel temas eder. Hatta İstanbul Türkçesini tarif ederken bütün imparatorlukta adeta imparatorluğun her yerinden
gelen, İstanbul'a gelen Türkler ve Türkleşenler tarafından inşa edilmiş bir dildir der. Evet, adeta o dil için herkes seferber olmuş, o dili inşa etmiş. Şimdi bu kadar büyük coğrafyada, bu kadar farklı ırkla, milletle temas eden, hepsini hükümranlığı altına alan koskoca bir medeniyetin dili elbette arı dil olarak kalamaz da etkileşecek, kelime alacak, verecek. Bu gayet tabii. Biraz Kantar'ın topuzu kaçmış sadece ama bugün gidip de dönüp de o yüzyıllara bunu değiştirme imkanı yok. Tabii ki. O yüzden tutup da bunları tasfiye edelim, dilimizden atalım gibi bir hamle bu dile ve millete yapılabilecek en büyük zarar olur. Nitekim bu noktada çok çalışmalar olmuş malum. Atatürk de bu işe çok kafa yormuş, pek çok yol denemiş. Tasfiyecilik bir dönem evet çok denenmiş, uydurma kelimeler vesaire ama sonunda Atatürk geldiği son nokta şu. Falih Rıfkı Atay'a çocuk diyor biz dili bir açmaza, bir çıkmaza sokmuşuz. Derhal bu yoldan dönmeliyiz. Konuştuğumuzu, söylediklerimizi anlamıyoruz. Güya Türkçe uydurduk ama bu Türkçe değil, dil yaşayan bir varlık. Halkın bildiği, konuştuğu, kullandığı her kelime Türkçedir. Yine Abdülkadir İnan yazar bir başka konuşmasında da ketebe yektubu Arap'ın, kitap, katip, mektup Türk'ündür demiş ve bu noktada dil faaliyetlerini neticelendirmiştir Atatürk. Maalesef bakıyorum bazı böyle milliyetçi arkadaşlar da sanki bu tasfiyeciliğe özenip bunu yapmaya çalışıyor. İşte efendim o Arapça, Farsça bunun Türkçesi yok mu? Bizim yüzyıllardır kullandığımız atasözlerimize, deyimlerimize girmiş, edebi eserlerimize, şarkılarımıza, türkülerimize girmiş bir kelimeye ben zaten Türk'ün öz malı olarak bakarım. Ve az evvel de söylediğim gibi bütün büyük medeniyet dillerinde zaten nice kelime vardır. Hiçbirinde böyle bir kompleks yok ayrıca. Yani Avrupa dillerinin hepsinde Latin. Latince'nin zaten yarısı Yunanca. Yunanca'ya bakıyorsunuz, onun içinde de Makedonya, Mezopotamya, Suriye, Anadolu dillerinden nice kelime. Arapça, hakeza. İngilizceyi söylemeye gerek yok ve İngilizlerin meşhur bir sözü vardır. Bahtiyardır o İngilizce ki onda her dilden kelime vardır. Bununla iftihar ederler. Bundan rahatsız olan nedense biz, bir tek biziz kompleks haline getiren. Bu tasfiyecilik anlayışı eskisi kadar yok ama onu kabul edelim. Ben biraz rastlıyorum. Evet, rastlıyor denk olabilirsiniz geliyorum. Ama hani bir dönem çok fazlaydı gerçekten. Hatta insanların konuşmalarından hangi siyasal görüşe ait olduğu bile anlaşılıyordu. Özellikle 80 öncesi diyeyim. Bugün o kadar büyük bir tasfiyecilik anlayışı yok diye düşünüyorum. Belki eski kelimelere, yabancı kelimelere tepkiden kaynaklı bir şey olabilir ama benim oradaki görüşüm şu, Osmanlıca'nın, Osmanlı Türkçesinin en büyük sorunlarından biri imladaydı bence. Çünkü kelimelerin orijinal imlasıyla Türkçe'ye giriyordu kelimeler. O nedenle de mesela bugün Uygurlar yine Arap alfabesi kullanırlar ama hiçbir şekilde mesela ilimi Arapça, Arapların yazdığı gibi yazmazlar. Tamamen Türk fonetiğine uygun olarak yazıyorlar. Programdan önce de söyledim, çok fazla katılmadınız bana ama. Kişisel bir görüş bu. Hı hı. Şey değil. Sonuç itibariyle uydurma dediğimiz şey de aslında buna uydurma demek de doğru değil. Kelime üretme de bir şeydir, bir yöntemdir. Ama bunun bir defa Türkçenin temel mantığına uygun olması lazım. Türk telaffuzuna uygun olması lazım. Dilde fonoestetik diye bir şey var, fonosemantik diye bir şey var. Anlam ve ses ilişkisi, işte ses estetiği, bütün bunlara dikkat ederek karşılaştırmalar, mukayeseler yaparak filan yani bilimsel bir kurul tarafından yapılmalı ve bir yabancı kelime Türkçe'ye girmeden önce bu yapılmalı. Girdikten sonra artık geçmiş olsun oluyor yani. Tabii, değiştirmek tabii. Zorlaşıyor. Yani halk bir kelimeyi bağrına basıyorsa, benimsiyorsa zaten evet, yapacak ölçü, bir şey yok. Biraz o ölçü öyle olmalı. Evet. Çünkü nitekim şöyle bir şey var. Bu
kelime önerilerinin bir kısmı çok büyük kabul görüyor, bir evet. kısmı da tamamen refüze edilmiş. Hiç tutmuyor, evet. Burada bir da, ölçü bu yani. Burada da zorlayamayız. O evet. dilin sahibi, tabii o millettir. Tabii, tabii. Kabul ediyorum. Evet, kısa bir reklam arası verelim. Sonra yaptığımız sık dil kusurları ile ilgili biraz sohbet edelim. Azıcık güncele hay gidelim. Hay. Tamam. Tabii. Evet, sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar burada olacağız. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Merhabalar demeyeceğiz, merhaba diyeceğiz. Çoğul eki kullanmaya gerek yok. Ben mesela sık yaptığım hatalardan biridir bu. Yani günaydınlar da demeye gerek nasıl? Yok. Günaydınlar demeye günaydınlar de gerek yok. Günaydınlar demeye de gerek yok. Ben şu nedenle böyle bilinçaltı çalışıyor. Hani seyirci çok ya. Hı. Onun için çoğul söyleyelim, herkese gitsin merhaba diye yapıyorum. Ama zaten olmuyor mu? Topluluğa da merhaba demek yeterli. Tek kişiye evet. de, topluluğa da merhaba ve günaydın diyebiliriz, evet. değil mi? Evet, deriz. İtiraz etmiyorum. Reyhan Hocam'la ikinci sohbetimizin ikinci bölümünde dilin doğru kullanılması neden önemli ve nelerde hata yapıyoruz, böyle biraz güncel olsun programımız diye kelime kelime gidebiliriz, şey yapabiliriz. Neden önemli dilin kullanımın, doğru kullanımı? Çünkü biz mahluk olmaktan insan olmaya evrilmişiz, bununla nasiplenmişiz ve evet. insan ruhu da güzele müştaktır değil mi? Hep güzeli arar, güzeli özler. Dil de neden en güzel şekliyle konuşulmasın, söylenmesin? Aslında hayatın her alanında biz güzeli murad eder, onu hedeflersek dünya, yeryüzü bir cennete dönüşür bana göre. Halimizde, tavrımızda, üslubumuzla, evet. bakışımızla, konuşmamızla da hep böyle güzeli, estetiği murad edersek ne kadar güzel, yaşanılası bir dünya olur değil mi burası? Hem bu tabii çok haklısın hocam, hem de dilin kültür aktarma niteliği nedeniyle doğru dil daha sağlıklı aktarır kültürü diye de bir hüküm verebiliriz yani. Tabii. Şimdi ben biraz sizin de, bu arada hocamın sevgili seyirciler İstanbul Türkçesi adlı bir Instagram hesabı var. YouTube'da da var değil mi? Evet, orada da paylaşıyoruz. Orada bazı yanlış kullanılan kelimeleri düzelterek bize bilgiler veriyor. Ben de Instagram hesabındaki bu uyarıları burada tekrarlayarak programı sürdürelim diye düşündüm. Çünkü çok güncel, mesela bir televizyon dizisi var ve bir cemaati de konu ediniyor. Yani burada tarikat kelimesinin yanlış kullanılması akıl alır gibi değil. Yani artık orada yapmayın yani. Onu evet, bari bir araştırın evet, değil evet, mi? Evet, nasıl tarikat. Telaffuz edilir? Bir mesai harcayın değil mi? Tarikat, tarikat evet, değil. Sık yapılan yanlış evet. tarikat diyoruz. Tarikat, oradaki A, evet. baştaki A sesi. Evet. Sondaki A da her ikisi de kısa. Tarikat. Evet. Tarik yol demek. R'den sonra uzun i var. Tarikat. Evet, tarikat. Tarikat demek zorundayız. Kelimenin doğrusu budur. Peki. O merhabalar ve günaydınları da tekrar etmiş olalım. Evet. Merhaba hadi buyurun. Merhaba. Merhaba demek yeterli. Yeterli. Çoğul ekine ihtiyaç yok. Bu evet. ek kullanımından doğan hatalara çok rastlıyoruz. Mesela tekrardan, sizi tekrardan arayalım. Tekrardan hoş geldiniz. Evet. Yani tekrar hoş geldiniz, tekrar arayacağız. O dandan ekine hiç gerek yok. Giderekten, yaparaktan, olaraktan gibi evet. kullanımlar da İstanbul da ağzında yanlış. Yok. Giderek, evet. yaparak, olarak.
Peki ben yıllardır muhasebedeki arkadaşlarıma kelimeyi bakiye olarak yazmaları gerektiğini söylerim. Hı hı. Çünkü bakiye yazdığında bakiye gibi okunuyor. O da kadın adı. Bakiye Hanım. Bakiye. Hesap bakiyesini çıkardı. Bakiye Hanım hesap bakiyesi, evet. Sonra bir de baktım ki Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne, onlar da İ ile yazmışlar, Bakiye yazmışlar. A kısadır. Yok, Bakiye yazmamışlar, özür dilerim. Bakiye yazmışlar. Bakiye yazmışlar. Evet. Türk Dil Kurumu evet, o I'yı İ'ye dönüştürdü, o şekilde aldı. Bakiye de desek A sesi kısa olacak. Orada mutabık kalalım en azından. Evet. Bakiye değil, bakiye, hesap bakiyesi. Yani arta kalan manasında. Bazen bakiye yazsak bile bakiye şeklinde telaffuz etmek de doğru olur diye düşünüyorum ben. Ben evet, onları hep muhafaza ediyorum zaten. Musiki evet. Mesela, musiki değil, musiki. Çünkü onu duyduk, öyle öğrendik. O telaffuzları devam ettiriyorum. Kıymanın kıyı derdi bize hocalarımız. Bunu tarif ederken Semih evet. Sergen olsun, evet. İlhan Ayverdi olsun. Evet. Mesela şöyle bir cümle vardı, onu ezberletir. Oradaki kıylere dikkat çekerlerdi. Dakikalarca bakiinin hakiki kıymetteki sakinamesini rakik bir sesle okudu. İşte kıymanın kıyı budur diye hep öğrendik. İşte zevki, musiki derken şevki. Ben bunları devam ettiriyorum ama mutlaka böyle söylenmesi lazım diyemem tabii. Ağzınıza onlar artık sağlık, değişti. Güzel konuşuyorsunuz, şiir gibi konuşuyorsunuz zaten. Biz bunların saydıklarınızın yarısından fazlasını yanlış telaffuz ediyorumdur ama çok da yanlış etmem yani. Yok. Onu söyleyeyim. Gayet bir güzel. Katil konusunu açalım bir de. Evet, o konuda da çok soru geliyor. Onu merak eden çok oluyor. Şimdi işin fiili katil, katletme, öldürme. Fiil hali katildir. Dolayısıyla öldürüldüğü düşünülen zanlı olaya öldürme zanlısı manasında katil zanlısı demek zorundayız. İşi yaptığı kesinleşmiş fail, özne kastediliyorsa o katildir. Fail babında. Ona hüküm giydikten sonra diyebiliriz tabii. Zaten. Öldüren kişi katildir. Öldürdüğü zannedilen kimse katil zanlısıdır. O A kısadır. Katil, öldürme anlamına geliyor. Evet, katletmenin A, evet, fiil hali evet, yani. Katletmenin hı-hı. fiil hali. Peki ben yine bir itirafta bulunacağım. Yanlış telaffuz ettiğim iki kelime. İkincisinden çok emin değilim ama yarını ben A'yı, birinci A'yı uzatarak, birinci E'yi uzatarak kullandığımı sanıyorum. Bir de böyle hayır var. Hayır. Evet, ne diyorsunuz? Bundan sonra kısa telaffuz edersiniz diye ümit ediyorum. Yarın, hayır. Evet. Yine sık yapılan böyle tahin kelimesi mesela. Tahin değil, tahin pekmez. Evet. Börek, çörek mesela. Uzun ö sesi uzamaz. Börek, çörek değil. Ö sesi evet. kısadır. Börek, çörek. I sesinin de mesela uzunu yoktur. İ uzar, U uzar, A uzar ama dolayısıyla Irak diye bir ülke de yok. Irak'tır. Onu da çok duyuyorum. Evet. Irak değil, Irak'tır orası. Ülke deyince ben uluslararası ilişkiler hocalarının sık sık Ukrayna dediklerine şahit oluyorum. Kendim, evet. benim yüzüm kızarıyor televizyonda izlerken. Ya, televizyon maalesef. Evet, Ukrayna değil. İzlemek bazen işkence haline geliyor. Evet, Ukrayna değil, Ukrayna. Moldova değil, Moldova o da. Evet. Güzel. Bunlara dair bir video da çekebiliriz öyleyse. Madem bu hatalar yapılıyor, ben tamam, içerik hazırlayayım bununla ilgili de. Tamam. Yapıyoruz zaten kısmen şimdi. Hı hı. Şimdi yarın ve yarın ve hayır. Bu kelimeler Türkçe mi? Yarın, evet. Türkçe. Hayır. Menşe. Hayırlıdaki hayır değil o galiba, değil. O da Türkçe galiba. Ama H sesiyle tam etimolojisine bakmak lazım. Hayır falan olabilir mi bilmiyorum. Farklı bir dilden evet. de girmiş olabilir Türkçe'ye. Olabilir. Evet, bir de şunu biliyoruz, Türkçe'de uzun sesliler yok. Evet. Yani o nedenle hayır diyeceğiz, yarın diyeceğiz. Kendime söylüyorum. Evet. Peki, ikamet ne, hangisini diyelim?
ikamet, mukim olmak, bir yerde yaşamak, oturmak manasındaki ses kalın, uzun ve kalındır, ikamettir. Evet. İkamet değil. Ama burada işte bence en aslında ciddi meselemiz bu. Az evvel imladan da bahsettik ki alfabemize bir iki işaret lazım. Şimdi eskiden buna ihtiyaç yoktu. Çünkü biz sokağa çıktığımızda da veya radyo dinlediğimizde, televizyonda spikerleri, program yapımcılarını dinlediğimizde doğru telaffuzları duyuyorduk. Zaten o doğru artikülasyonlarla bizim kulaklarımız haşır neşir oluyordu. Dolayısıyla sesler oturuyordu. İstanbul ağzında hangi kelime, hangi ses nasıl söylenir, bunu öğrenme imkanımız vardı. Ama yeni neslin böyle bir imkanı yok. Maalesef artık eskiden bir spiker biliyorduk ki en doğrusunu zaten kullanır, konuşur. Bir tiyatro oyuncusu zaten en doğru telaffuzu yapar. Ama bugün öyle değil. Maalesef böyle değil. Zaten gençlerin haşır neşir olduğu internetteki dünyada neler neler, ne hatalar duyuyorlar. Bu yüzden bugün buna ihtiyaç var. Alfabemizdeki seslere bir iki işaret eklemekle bütün bu telaffuz hatalarının önüne geçmek mümkün. İkametin A'sının üzerine şapka koyduğunuzda, hani uzatacağını işaret ediyorum çünkü, şapka koydum, onu ikamet diye okur çocuk, ne bilecek? Halbuki başka uzayacak ama incelmeyecek, uzun söyle ama kalın söyle diyeceğimiz bir işaret olsa, mesela bir kısa çizgi koysak A'nın üzerine, evet. Bunu uzatacağım ama ikamet diye kalın söyleyeceğim. Bunu anlar çocuk. Kabil, kabil mesela, hakeza. Bu gibi örnekler için bizim bir işarete ihtiyacımız var. Bir de açık E, kapalı E meselesi için. Mesela kapalı E'lerin hepsi son zamanlarda açılıyor. Bakıyorum pencere, tencere, benzin, zengin, önem, önemli, işte mühendis, benzer. 50. Bakıyorum hep bu E'ler açıldı böyle. Kendi. Halbuki hepsinin kapalı olması lazım. Pencere, tencere, benzin, benzer, önemli, mühendis. Bizde kapalı E sayısı daha fazla galiba açığa göre, öyle değil mi? Öyle bir orantı veremem. Aha, peki. Açık da var. Kapı, bazı açıkları da kapatıyorlar tam tersi. Evet, o da. Mesela özellikle yerine özellikle dendiğine şahit oluyoruz, öyle değil mi? Evet. İşte mesela böyle karışacak işte, seslere bunun terazisi zor bir işaret biraz koysak, bu E kapalı, evet, olacak. İşaret konsa daha kolay şey yapılır. Bu arada hocamın spikeri nasıl telaffuz ettiğini de duymuş oldunuz sevgili seyirciler. Orada da iyi uzun. Evet. Spiker. Ben bunu da doğru kullanmıyor olabilirim. Şimdi çok emin olamadım. Evet. Batı dillerinden giren bazı kelimelerde de böyle hatalı telaffuzlara rastlıyoruz. Mesela entelektüel, bizim dilimize entelektüel olarak girmiş. Evet, Türkçe'ye tekle ile girmiş ama onu entelektüel diye hala telaffuz etme hatasını duyuyoruz. Yazma hatta. Hatta yazarken de değil mi? Orijinal, inisiyatif mesela. Oralardaki i'leri de atıyoruz. Atmamalıyız, evet, söylerken. Orijinal. Evet, inisiyatif. Evet. O iyileri telaffuz etmek gerekiyor. Evet. Mesela entelektüel deme hatası gibi muhatap diyorlar. Orada da bir şimdi onu şeddeli soracaktım. Muhatap. Evet. Muhatap tek teyledir ve ortadaki a sesi uzun, sondaki uzun değil. Yani muhatabım derken muhatabım değil, muhatabım, muhatabına şöyle söyledi gibi. A'dan sonraki A uzun, muhatap. Evet. Yani ortadaki ikinci A uzun ve tek T ile. Evet. Yani şedde yok. Şedde orada yok bizim, evet, eski ifadeyle. Evet, yine kısaları uzatma alışkanlıklarımızdan biri herhalde. Rakip, hakem. Evet. Evet, bu spor yorumcuları özellikle nedense bunlar hep böyle uzun söylüyor. Denk geliyorum. Rakip değil, rakip. Hakem değil, hakem. Hakem mesela E de kapalı. Hakem de değil. Hakem. Evet. Rakam mesela. Bunu da rakam duyuyorum. Rakam mı? Çift K ile mi? Şedde mi kullanacak? Hayır. Rakam demek diye lazım. Demez. Rakam diyene hani şahit, evet, oluyoruz. Rakam. Orada da tek peki, K var. Peki orijinalinde acaba çift K şedde var mı? Yok. Orijinalinde de olmaması yok, lazım. Tamam, yanlış peki hatırlamıyorsam. Türkçe'ye de rakam olarak zaten yerleşmiş. Ama rakibi diye iyi uzatalım mı yani? Rakibi hocam, tabii rakibine şöyle söyledi. Rakibine çalım attı. Rakibine olmaz, rakibine o iyi uzundur. Evet, rakibine.
tek başına rakip derken olmayalım. Tabii şimdi rakip. Tek yalın haldeyken bu kelimeler yani. Mesela hukuk deriz değil mi? Ama ceza hukuku derken uzunluk ortaya çıkar. Ek aldığında tabii, açığa ünlü çıkıyor. Bir ek geldiğinde ulama tamam. yapıldığında ortaya çıkar. Hukukun tamam. üstünlüğü. Evet. Ve bakın yumuşama da olmaz hukuku derken. Hukuku değil. Yumuşamıyor hukuku. O yabancı kelimelerde sondaki yumuşaması gerek. Yani Arapçadan dilimize girmiş kelimelerde diyelim. Ben yabancı demiyorum bunları artık. Evet. Az evvel de onu konuştuk ya zaten. Artık evet. bunlar dilimizin öz malı olmuş. Yabancı dillerden dilimize girmiş evet. kelimeler demiş olalım. Peki, kurdale mi, kurdele mi? Kurdele. Gece. Şimdi onun çok farklı imlalarını yaşamışız. Mesela kurdela, hatta kordela olarak evet, kordela da eski var. Romanlarda geçer mesela. Evet. Denk gelmişsinizdir eski basımlarda kordela. Diye geçer. Evet, sinema filmi içinde kullanılır kordela. Evet ama günümüz imlansında kurdele. Türk Dil Kurumu'nun da bugün bünyesine dahil ettiği hali kurdele. Artık kurdele. Evet. Kurdele bunu bilelim. Şeddeden bahsetmişken şey geldi aklıma. Mükemmeliyet kelimesi geldi. O da mükemmelliyet değil bakınız. Mükemmeliyet. Mükemmeliyet yani sonda tek L olacak. O da mükemmelliyet diye yanlış söylenebiliyor. Ben böyle aklıma geleni de hemen tutamıyorum tamam, kendim, tamam, mazur söyleyin, görün. Tabii. Yani zaten bunların üstünde konuşuyoruz şu anda. Peki. O kadar çok var ki çünkü. Seçim satımı haline girdiğimiz şu günlerde. Evet. Onu da çok duyduk tabii. Çok duyuyoruz. Doğrusu hocam. Sizin de söylediğiniz gibi. Sathı mailine şeklinde evet. olması lazım. Evet. Satıh biliyoruz tabii. hepimiz. Mail de eğilimli filan. Eğilim, temayül de orada. Yani yokuş aşağı gidiyoruz evet, seçime evet. doğru anlamına geliyor. Muhatapı konuştuk, çok sık yapılan şeylerden biri. Yani televizyonda, haber programlarında duyduğumuz şeylerden. Masumiyet karnesi. Karinesi yerine. Bunu da mı kullanıyor? Ben hiç duymadım. Evet, evet. Ben aa, ilk defa duydum. Kulaklarımla duydum. İlk defa denk geldim bakalım. Evet. Burada da karneyle falan bunun hiçbir alakası tabii. yok. Masumiyet karinesi. Evet. Bir de çok vahim hatalardan biri malumu ilan. Tabii. Evet. Onu ona ben de denk geliyorum. İlamdır tabii doğrusu. Evet. Onu ilan değil, ilam. Evet. Malumu ilam etmeye gerek yok. Evet, mesela eskilerde denir. Bunu çok kullanır. Bu niye ilan değil de niye ilam? İsterseniz açalım hocam. Malum, bilinen demek. Türkçemizde de var. Yine Arapçadan girmiş bir şey. Malumunuz derken. Evet, malumunuz hı. diyoruz. Malum oldu diyoruz. Hı hı hı. Malum, bilinen, ilam da bildirmek demek. Malumu ilam, bilineni bildirmek. Oysa ilan duyurmak demek. O zaman o esprisi zaten kayboluyor. Evet. Şey, yani bilineni bildirmek diye bir şey saçma. Ama malumu ilan dediğinde işin o absürt şey ortadan kalkıyor. Zaten bilinen... Esprisini yok ediyorsun. Tabii zaten. Bilinen ilan da edilebilir yani filan. O bakımdan o... şeyi uyaralım. Sonu M ile ilam. Evet. Malumu ilam. Yayınlamak hatası da mesela. Evet. Ona ne diyorsunuz? Hadi, o da çok sık yapılan hatalardan evet, biri. Yayın dediğimizde, basın yayın organı dediğimizde isim halinde yayın M ile ama evet. Yayımlamak fiil halinde yayımlamak M ile. M ile. Türk Dil Kurumu da böyle kabul ediyor. Kelime de böyle türetilmiş. Evet. Yayımlamak M ile. Olmalı. Neşretmek. Neşretmenin evet, evet. günümüzdeki evet. karşılığı. Peki eski kelimelerden yayın neşir mi oluyor? Tabii. Evet. Neşriyat çoğulu yayınlar. Neşriyat, evet. evet tamam. Evet hocam. Bir de tabii ki de meselesi var. Ha, onu da mesela. Söyleyin o da ilginç. Şimdi tabii deriz tamam hadi anlamı pekiştirmek için ki bağlacını da getirdik. Tabii evet. ki oldu ama ki bağlacının üzerine tekrar de bağlacı getirmeye gerek yok. Yine gereksiz bir ek kullanımı, gereksiz bir evet. bağlaçla sözü uzatmak. Buna bir televizyon dizisinde de
bir öğrenciye ders veren hoca buna vurgu yapıyordu. Tabii ki de deme diye. Evet. Zamanımız çok az kaldı. Birkaç tane daha şey yapalım hızlıca. Yarar ve zarar var mesela. Onlarda da uzama olmaz. Ama uzatılan, hata yapılan kelimeler. Yararı, zararı değil. Yararı, zararı yararı olmalı. Bir yararı var mı bunun? Bir yararı, yararı, zararı. Hiçbir yararı yok. Ne zararı var? Kısa söylememiz zarar, gerekiyor. Yarar Türkçe değil mi? Evet, zarar. Arapça ama zarar Arapça. Ne kadar birbirine elifsiz, benzemiş. Elifsiz yazılır, o da zarar. Ha, zarar da yani R'den sonraki A uzamıyor yani. Uzamıyor, evet. Azapla gazap mesela çok karıştırılıyor birbirine. Ne? Azabım derken uzar ikinci hece ama gazapta uzama olmaz. Gazabı, Tanrı'nın gazabına uğradı mesela. Tanrı'nın gazabı, evet. Gazabı. Basık yapılan yanlış, doğru. Belki ben de yanlış telaffuz ediyorumdur onu. Hatıra mesela yine yanlış lıkla uzatılabiliyor. Evet. Hatıralar değil, hatıralar, hatırası. Evet. Sondaki son ece, A uzun, uzun değil, kısa. Değil, evet. Hatıra. Hatırası bile yabancı gelir. Mesela 35 evet. yaşta da geçer ya. Peki hocam, ben buna çok katılmıyorum ama bu artık şey yaparak, duyarak öğrenecekmiş mesela bir şey. Mesela Sultanahmet Camii diyoruz. Bir de Büyük Cami diyoruz. Şimdi Sultanahmet Camii derken iki i olmasının nedeni ikinci i'nin iyelik eki olması değil mi? Evet. Büyük Cami'de büyük sıfat olduğu için bir iyelik ekine ihtiyaç yok. Ama ben burada bu Sultanahmet Camii'nde çok öğrencilerimizin zorlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bayi, camii, sanayi gibi şeylerde bayisi, camisi diyebiliriz diyorum. Yani oradaki artık ayın, orada bir sesli sessiz arası bir harf var Arapçada. O nedenle şey yapılıyor ama o zaten telaffuz edilmiyor. Arada kaynıyor gidiyor. Camisi desek daha iyi değil mi? Elbette zorlamanın manası yok. Dil canlı bir varlık. Şimdi o ayın çünkü yeni harflerle biz onu yazmıyoruz artık. Evet. Şimdi ben eski söyleyişi duyduğum, ona alıştığım için camiyi, sanayiyi demeye devam ediyorum. Tabii, ama kesinlikle ama böyle olmalı. Camisi denmez diyemeyiz. Camisi diyene de şey yapmayalım. Tabii ki bu yanlış diyemeyiz. Evet. Peki dahi ve dahi. Bu da çok karıştırılıyor. Evet. Söylediğiniz gibi iki kelimeyi birbirinden ayırmak lazım. Gerekiyor. Bile anlamında kullanıyorsak dahi sesler evet. kısa. Zaten o Türkçe, eski Türkçe bir kelime. Tahı, dahıdan gelmiş. Dahi ise deha sahibi, üstün zekalı, üstün yetenekli manasında kullanacaksak evet, dahi kelime. Diyeceğiz. Tabii biz hep telaffuz hatalarını konuşuyoruz. Yazım hataları da var. İşte buradaki dahi anlamındaki deda'nın birleşik yazılması çok sık yapılan hatalardan biri. Ki'ler, B'ler, işte mimılar. Evet. İmla bir de çok oynanıyor imlamızla. Çok değiştiriliyor. Evet. Belki bu kadar da değiştirmemek lazım. Maalesef. Takip edemiyor artık nesiller. Her sene sınava hazırlanırken çocuklar son imla kılavuzunu tetkik edip ona göre sınava girmek mecburiyetinde. Evet. Çok güzel. İzleyicilerimiz de duyuyor. Takip edemiyor, tetkik etmek lazım. Evet. Mesela şimdi ben bunları, de o hassasiyeti işte göstermiyorum yani. Farkında olmadan kullanıyoruz evet. bu kelimeyi. Tetkik deyince aklıma şu geldi. Bununla da bitirelim hocam. Süremiz bitti. Buyurun. Eşlik etmek. Her iyi uzatmayacağız. Evet. Her gördüğünüz iyi uzatmayacağız. Evet. Oradaki evet. lik tamamen Türkçe bir ek olduğu için evet. O uzamaz. Eşlik etmek diye evet. Orayı kısa telaffuz benim etmek gerekir. Benim kalıp teorime bak şey bu da. Tetkik, eşlik. Onu bilahare görüşelim biz sizinle. Peki. Teorinizi. Tamam, peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hocam, ederim. Ayağınıza çok sağ olun. Çok hoş bir sohbet oldu benim adıma. Sağ olun. Daha bunun sonu gelmez. Bir ara yine
Sadece bu dil hatalarından, telaffuz ve imla hatalarından, çünkü imlayı hiç konuşamadık, başlayarak bir saatimizi doldururuz başka bir programda. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aklınıza sağ olun. Sağ olun. Rica ederim. Sevgili seyirciler, bir Soyut Şeyler Ekonomisi'nin daha sonuna geldik. Kısmetse haftaya yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz.